Sefalar getirdiniz. İyi ki buradasınız. İyi ki beraberiz. Sağ olun, var olun. Değerli misafirler, bugün bizi yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'na öncelikle huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun başkanım. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Zeynep Altıok ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Taceddin Bayır bizi hiçbir zaman yalnız bırakmazlar. Yine bugün bizlerle beraberler. Huzurlarınızda onlara da çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, bugün Türk sporunun en büyük isimlerinden biri rahmetli oldu Naim Süleymanoğlu. Öncelikle onu saygıyla yad ediyorum. Turuncu Bayram aynı zamanda İzmir Ticaret Borsası'nın 25 Kasım'da kadına şiddetle ilgili yapacağı bir etkinliğin adıymış. Bu Turuncu Bayram'dan da o Turuncu Bayram'a selam ve sevgilerimizi iletmek istiyorum. Değerli misafirler, 18. kez bu şenliği düzenliyoruz. Bugünkü asıl amacımız mandalina ağaçlarının çığlığını sizlere duyurmak. Belediye başkanı şehremini demektir. Yani şehrin emanet edildiği insan. Şehir de insanların yaşadığı yer. Yani şehir doğası, tüm canlıları, ağaçları, denizi ve toprağıyla birlikte vardır. Belediye başkanı işte bunların hepsinin emanet edildiği insandır. Onun için denizimizi koruyalım diye Orkinos çiftliğiyle mücadele ettik. Onun için sokak hayvanlarını koruyalım diye sokak hayvanları yuvası inşa ettik. En büyük zenginliğimiz olan doğamıza, ağaçlarımıza sahip çıkmak elbette asli görevimiz. Bir başkan kentinin doğasını koruyor ve tarihine sahip çıkıyorsa görevini yapıyor demektir. Seferihisar bildiğiniz gibi büyük bir mandalina bahçesi ve ürünün değerini artırmak, üreticinin cebine giren parayı büyütmek için durmaksızın çalışıyoruz. Önce mandalina üretici birliğini kurduk. Ardından işleme paketleme tesisi satın aldık ve birliğe devrettik. Sadece dalından koparılıp satılan bir ürün olmaktan çıkartmak, rekabet gücünü artırmak, raf ömrünü uzatmak ve katma değerini büyütmek için yan ürünlerini geliştirmeye başladık. En son geliştirdiğimiz en başarılı ürünümüz mandalina kurusu oldu. Günde 300 kilo kurutarak başlattığımız bu üretim süreci mandalinanın katma değerini en az 5 misli artırarak yeni ihracat olanakları açtı. Bu yıl Almanya'ya ihracatımızı yapıyoruz. Üstelik 10 misli bir bedelle kilogramını 1.2 Euro'dan satarak yapıyoruz. Kısaca ürünün kalitesini artırmaya, değerini yükseltmeye devam edeceğiz. Çünkü en büyük zenginliğimiz olan bu güzelim kenti korumak istiyoruz. Bu noktada içimizi acıtan kesilen mandalina ağaçlarından, sökülen bahçelerden de söz etmem gerek. Ne yazık ki Seferihisar Belediyesi'nin bu bahçeleri imara açtığı ile ilgili bir algı var. Öncelikle bunu düzeltmek isterim. Seferihisar'ın imar planları 1985 yılında İller Bankası tarafından yapılmış. Seferihisar Belediyesi halen 1985 yılında
İller Bankası tarafından yapılan ilk imar planları üzerinden ruhsat veriyor. Tüm üst ölçekli planlara uymak zorunda olan Seferihisar Belediyesi'nin bu planlara aykırı bir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapması olanaksız. Özetle mandalina bahçeleri 1985 yılında yapılan planların kurbanı olmuştur. Seferihisar Belediyesi üst ölçekli planlara uymak, mülkiyet hakkı ve planlar nedeniyle ortaya çıkan kazanılmış haklara uygun ruhsat düzenlemek yükümlülüğüyle baş başadır. Bu tablo karşısında mandalina bahçelerini korumak için tek çare mandalinanın katma değerini, pazarlama kabiliyetini artırmaya çalışmak olmuştur. Çünkü tek umudumuz mandalinayı hak ettiği değere kavuşturmak ve böylece üreticiyi mandalina ağaçlarını kesmekten caydırmaktır. Onun için üreticiyi korumaya, köylerden belediyemize devrolan arazilere sımsıkı sahip çıkarak onlara kullandırmaya devam edeceğiz. Tarım politikamıza, yani küçük üreticiyi teşvike, üreticileri kooperatiflerde buluşturmaya, tarımsal ürünü işleyerek dönüştürmeye ve yerli tohuma sahip çıkmaya devam edeceğiz. Soğuktur sular, şıngır da şıngır 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 da bir tas içime. Kraliçemiz, bu yıl 18. se düzenlenen mandalina şenliğinin kraliçesi, geleceğin model adayları yola çıktı geliyor. Mandalina kraliçemiz 2 numarayla Büşra Dipkaya. Ödüllerini takdim etmek üzere Seferihisar Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve çok değerli Çocuk Belediye Başkanım da geliyor. Ve aynı zamanda, bir saniye efendim, geçen seneki birincilerimiz, kral ve kraliçelerimizi de davet ediyorum. Müge Ağaçhan ve Ardit Davuti de geliyor.
2017 kral ve kraliçeleri de burada. Geçen yılın kralı Ardit Davuti ve aynı zamanda geçen yılın kraliçesi Müge Ağaçan, aynı zamanda jüri üyelerimiz. Onlar da şu anda bu yılın kral ve kraliçesini kutluyorlar. Evet, bir fotoğraf alalım. Toplu fotoğraf arkadaşlar. Başkanım. Bir saniye. Buradayız. İşte krallar ve kraliçeler, kendilerini kutluyoruz ve ulusal ve uluslararası anlamda başarılara yolcu ediyoruz. Mandalina kraliçemiz Büşra Dipkaya ve mandalina kralı Yalın Mert Durmaz. Evet, aynı zamanda tüm jüri üyelerini de sahneye davet ediyorum. Jüri üyelerimiz de geliyor ve bir son... Aklım kaçıverdi yerinden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Kaç mevsim aş pazarında geçti yalanlarla. Düş sattım aldanmışlar.